Bir tanesi parmağını, oh aferin, parmağını da ısırdı. Timmy de hastalandı, oh harikayız ya. Timmy bir şeyler yemeli, tabi tabi yesin. Bugün artık şu oyunu bir bitirelim. 3 kez başarısız olduk bu 4. denememiz ve bu sefer mutlu sona ulaşacağımıza çok yürekten inanıyorum. Derken tüm inancımı kaybettim. Yeni oyun, kıyamet, Ted ve zorluk seviyemiz aynı. Maceraya başlıyoruz. Şimdi çevremize bir bakalım. Sağlık kitimiz burada, güzel. Gaz maskesi burada, radyoda hemen orada gördüm. Bunları alarak başlayacağız. En önemli şeyler bunlar çünkü bizim için. Al bakalım, çok güzel. Şuradan gaz maskemi de aldım. Radyoyu da hemen şu odadan alıyorum ve buradan yanlış şey aldım ama haritada lazımdı zaten, sorun değil. Gel bakalım böyle. Bunu al, Timmy'yi al. Bir tane de şuradan yemek topla, götür. Ondan sonra gel, kalan yemekleri buradan al. Yemek ihtiyacımız en azından sonra kalmasın. Şu kitabı da alabilirsin, bu da bizim için önemli. Bunları götür. Şuradan silahı hemen al. Dolores'i al. Şurada bavul var, onu mu alsam acaba bilmiyorum. En son alabilirim belki. Kızı alalım. Almışken bir tane de yemek alalım. Bunları da götürdün. Mutfağa girebilirim, mutfaktan su alabilirim. Ama burası banyoymuş, neyse girelim. Buradan da 3-5 bir şey alsak olur. Hiçbir şey yok mu? Su var bir tane. İkinci suyu da aldık, güzel. Şurada mermi varmış, yok mermi değilmiş, bunlar kartmış, olur. Onu da aldın. Şuradan bavulu alayım bari artık. Çünkü alabileceğim başka hiçbir şey yok. Maalesef çok iyi bir loot olmadı ama bakacağız. Ha bu arada videodan keyif alıyorsan beğenmeyi unutma, olur mu? Çünkü YouTube algoritması bu şekilde çalışıyor. Teşekkür ederim. Yani en azından harita, radyo, gaz maskesi, silah var. Sağlık kiti de var ayrıca, güzel. 3 tane suyumuz var, yemeğimiz iyi, su sayımız birazcık az ama idare ederiz diye düşünüyorum herhalde. Bakalım, kilit bulmuşuz, güzel olmuş. Ayrıca mermi varmış. Şimdi bunlara yemeği 10. günde vereceğim bu sefer. Şöyle dışarı hemen birini yollayamıyoruz ilk gün ama ikinci gün şu kızı yollayacağım bakalım dışarı. Maske falan da vermeyeceğim, hastalanıyorsa da zaten hastalanabilir. Hiçbir sıkıntımız yok şu anda. Kimseye bir şey vermiyorum. Hazırlıklarımızı yapalım. Şu anda hiç uygun değil diyor. Allah Allah, niye? O zaman Timmy'yi yollayayım. Yanına işte gaz maskesi, bir de şunu veririm. Yollarım. Üçüncü gündeyiz. Beşinci günde vereceğim sularını. Timmy'ciğim, seni bugün dışarı yollayacağım. Yanına çanta veriyorum. Gaz maskesi veriyorum ve kitabı vereceğim. Git bakalım dışarı. Haritadan bir yer işaretleyip haritayı da yanlarına verebiliriz aslında ama çok riske atmak istemiyorum açıkçası. Artık bu ekipmanlarla iyi bir şeyler bulur diye düşünüyorum, bakalım. Dördüncü gündeyiz. Yalnız değiliz. Buraların birinde saklandığını düşündüğümüz devasa tüylü bir tavşan yaratık var. Kafasını delikten çıkarıp zaten azıcık bir şey kalan yemek zulamıza bakıyor. Abi o zaman vurun ya. Aferin, silahı mı patlattınız? Bravo. Keşke bir baltamız olsaydı da bunlarla uğraşmasaydık. Konservelerimizi kurtardık ama belki vurmasak konserve gidecekti. Gerçi silah gitti, daha mı iyi oldu? Hayır. Neyse, hepinize su veriyorum. Dışarıdan sesler duyduğumuzda domates çorbasından farklı ilk yemeğimiz hakkında konuşuyorduk. Seslerin yırtık pırtık kıyafetleri olan küçük bir grup felaketzededen geldiğini anladık. İçler acısı bir halleri vardı. Bizden yardım istediler. Yani verelim ya, hadi. Çorba verdim, zaten bir sürü var. Altıncı gün. Ve Timmy de getirirse eğer bir iki tane, yiyecek sıkıntımız olmayacak ama su sıkıntımız şimdiden var gibi. Sarıldık, gözyaşı döktük, mutlu olduk falan. İyi, bunlar bizim akıl sağlığımızı yükselten şeyler. Susuzluğunu giderdi herkes. 10. günde yemek vereceğim. Şu yeşil gölet nereden geldi? Olamaz, bir borudan yeşil bir madde sızıyor. Bir şey olmaz ya. Yani gerçi olur ama belki bakarsın bizim Mary Jane hastalanır. Bu da bizim işimize gelir, mutant olur. O yüzden buna bir şey yapmıyorum ki zaten Aha! Oldu! Çok iyi! Başka da kimse hastalanmadı. Ne yapacağımızı bulamadık ve bir nükleer kıyamet sonrasında sıradan boruların böyle şeyler yapmasının normal olduğunu düşünüp görmezden gelmeye karar verdik. Ama bugün kendimizi biraz tuhaf hissediyoruz. Muhtemelen boruyla alakası yoktur, hem de hiç. Bu da ne? Mary Jane yatağa normal bir şekilde yattı ve tamamen mutasyona uğramış halde kalktı. Ah Mary Jane, ne oldu sana? Franz Kafka Dönüşüm'deki gibi aynı. Birdenbire bu şekilde uyanıyor. Tuhaf tabi ama bizim işimize gelir bu durum. Biraz yedek mermimiz vardı ama kaybolmuş. Nasıl veya ne zaman oldu bilmiyoruz abi, yapma ya. Keşke el fenerim olsaydı. Neyse, önemli değil. Şu an önemli olan tek şey Mary Jane'in sonunda mutant olmuş olması. Hem de 7. 8. günde oldu. Çok iyi.
Silahımız yok, el fenerimiz yok ama Tim'i bunlardan birine getirirse işimiz iyice kolaylaşır. 8. gün hala yemek falan vermiyorum. Bu mini minnacık sığınakta kıçımızın üstünde oturmaya devam edebilir veya bu radyoaktif nükleer çölden bir an önce uzaklaşmanın yollarını düşünmeye başlayabiliriz. O zaman radyoyu dinleyin de bir yol bulun kardeşim. Hadi bakalım. 9. gün ve Tim'i geri döndü. Umarım hasta değildir. Değil, aferin. Ne getirdin? Bir şeyler getirmişsin anlaşılan. Bütün malzemeleri bozmadan geri getirmişsin. Bu güzel. 2 tane su getirmişsin ama yemek getirmemişsin. Bu çok iyi olmamış tabii. Bir gün daha dayanın. Hepinize yemek vereceğim, halledeceğiz, bir sıkıntı yok. Atom bombası küçük kasabamızdaki her şeyi yok ettikten sonra bir daha kimsenin bizi telefon çaldı. Dışarı Mary Jane gitmesin, bu konuşamaz. Dolores'i yollayalım yine. Yeni keşif planını bir gün erteliyorum. Bir gün sonra yapacağız. Çünkü yemek vereceğim hepsine. Telefonla konuşuldu. Bağlantı aniden kesildi. Hill Vadisi'nde felaket zedeler varmış. Bugün hepinize yemek, hepinize su. Bugün bendensiniz. Hadi bakalım. Bu sesler neyin nesi böyle? Ha, birazcık ses duyuyoruz. Psikolojimiz bozuluyor. O yüzden şununla oyalanacağız. Ek olarak dışarıya kim gidecek? Tabii ki Mary Jane gidecek. Devam. 11. güne geldik. Herkese yemeğini, suyunu verdik. 3 yemeğimiz, 3 suyumuz var. Mary Jane umarım bir şeyler getirebilir bize dışarıdan. Niye Dolores'te böyle yazıyor? Bu gece yemek yemezse sabah göremeyecek. Daha dün vermedik mi? Vermiyorum ya, bana ne? Devam. Öleceğini de zannetmiyorum bu arada ya. Bak ölmedi. Bir tek Ted hastalanmış. Bu da çok iyi olmadı. Timmy çok aç. Dolores tüm gücünü kaybetmek üzere. Tamam Dolores, ağlama ya. Ted, seni iyileştiriyorum. Sana yemek veriyorum. Sana da yemek veriyorum. Hadi zırlamayın. Çöp kutusu boş çorba konserveleriyle dolmaya başladı ve o adını bile anmak istemediğimiz kova artık taşıyor. Her ikisi de tuhaf bir şekilde parlayan, şüphe uyandırıcı derecede büyük vahşi böcekleri buraya çekiyor. Abi bu böcekler bizi hasta ediyor ya. Kitabı harcasam mı? Harca ya. Vallahi uğraşmak istemiyorum çünkü tek sağlık kitimi de Ted için harcadım. Bu yüzden riske edemem. Ucuz atlattık. Aa, kitap bozulmadı. Bu da çok iyi. Ted hastalığını yenmeyi başardı. Dolores ne durumda? Dolores bir şeyler yese iyi olacak diyor. Bir şey olmaz. Siz devam edin. Mantarları bugüne kadar çok sevmezdik ama artık duvarlardan birinde bir mantar kolonisi yaşamaya başlayınca bağlılıklarımızı değiştirdik. Artık mantar hastasıyız. Bunları yesek mi? Yesek mi acaba? Kaç tane yemek var? 2 yemek. Yiyin ya. Ye bakalım ne olacak. Umarım hasta olmazlar. Ben daha önce yemiştim. Hasta olmamışlardı. Hasta oldu ya. 3'ü de hasta oldu hem de. Üf. Kaybettik oyunu. Hepsine yemek vereceğim. Öylece oturmuş boşluğa bakıyor. Konuş abi, konuş. Konuş. Nasıl iyileştireceksek bunları. Hiç iyi olmadı. Hiç iyi olmadı. Gözler kıpkırmızı oldu. Su vereceğiz hepsine bugün. Su. Yemek vermem gerekir mi? Bir şeyler içmesi gerekiyor. Bir şeyler yemesi. Al, yemek de veriyorum. Radyoyu da dinle. Keşke şu mantarı yemeseydik ya. Ben bir şey olmuyordu diye hatırlamıştım o yüzden. Timmy çok zayıf görünüyor. Ted bir şeyler yemek istiyor. Sadece Ted'e yemek veriyorum. Diğerlerine bir şey yapmayacağım. Radyo frekansları arasında gezinirken tuhaf bir sinyal yakaladık. Korkunç radyo paraziti ve çığlıkların arasında gerçek bir ses duyduğumuza yemin edebiliriz. Yani dinleyin. Zaten hepimiz hastayız. Radyoyu da bozmayın da. Aman. Ted'in karnı gurulduyor. Dolores hasta. Timmy hasta. Ted'e yemek veriyorum yine. Timmy eski teleskobunu sokağın karşısında bir enkaz yanının içinde. Abi ya izin ver ya Timmy. Zaten hasta değil misin? Çık dışarı. Hiçbir şey olmaz. 18. gündeyiz. Birileri keşke takasa gelse ya. Gerçi neyi takaslayacağım ki? Haritayı verebilirim. Dolores yemek istiyor. Timmy bir şey istemiyor. Ted yine aç. Son yemeklerimi bu ikisine veriyorum. Artık tek şeyimiz Mary Jane'in gelip bizi kurtarması. Ordu radyodaymış ve kartları kullanarak bir işaret vermemizi istiyor. Kullanalım. 19. gün. Geri geldi Mary Jane ama yemek getirmediyse oyunu kaybettik. Evet, geçmiş olsun. Böcek spreyi getirmişsin. Aferin. 2 tane su getirdin. Aferin. Çok iyi. Bugün bizi 2 kız kardeşi için endişelenen genç bir adam ziyaret etti. Kız yeni haydut kalesindekilerin planlarını öğrenmek amacıyla casusluk yaparken bir haydut kampında kaybolmuş. Destek olmamızı Mary Jane'i yolla tek atar. Zaten bunu görünce korkarlar herhalde. 20. gündeyiz. Yemeğimiz yok, suyumuz var. Şöyle hepinize su verelim. Timmy keşif yapmak, koşmak, dans etmek ve bir şeyler toplamak falan istiyor işte. Dışarı çıksın mı? Çık abi. Zaten ölüyorsun. En azından son kez dışarıda oynamış ol yani, ne diyeyim. 21. gün. Timmy dışarı çıktı, muhtemelen kaçmıştır bizden.
Yemek vermezsek kötü olacak biliyoruz ama yapabileceğim hiçbir şey yok. Bu kadar sade tatsız su yeter. Dolores artık bir fincan kahve içmek istiyor. O zaman git al kahveni kankam. Hadi bakalım yürü. 22. gündeyiz. Geri mi geldin? Ne getirdin? Hiçbir şey. Harika bir demlik dolusu kahvemiz oldu. Tadı biraz tuhaf ve lezzet katmak için hiç şekerimiz veya sütümüz yok ama yine de iş görür. Timmy için endişeliydik ama geri dönmeyi başardı. Herkes hasta. Su. Hepinize su abi. Bugün kapımıza bir grup doktor çaldı. Sahte ol abi, ver. Onu da ver. Her şeyi veriyorum şu an zaten kaybettiğimiz için artık. 23. gün. Bir mucize bekliyorum açıkçası. Hani niye bekliyorsun diye sorarsanız. Onu bekliyorum ama hiçbir şey de olmuyor. Mary Jane'i yollayacağız dışarı yine. Dolores'le konuş abi, konuş. Açlıktan öleceksiniz zaten, konuşun. 24. gün. Çok güzel. Kimse takasa gelmiyor yine. Erzak paylaştırma zamanı. Aynen kankam, erzak. Seni yolluyoruz kızım dışarı. Git bakalım. 25. gün. Radyomuzdan gizemli bir ses geliyor ama parazit sesinden hiçbir şey anlaşılamıyor. Uğraşın abi, radyoyu da bozun. Boz, onu da boz. 27. güne geldik. Hayret, radyo bu... Aa! İyileştiler. İlginç. Bir şeyler yemezse ölecekler biliyorum ama lütfen, lütfen direnin. Geçenlerde laboratuvar önlüklü bir grup gelip bizden su istediğinde onları kimliklerinden şüphelenmiştik ama şüphelerimiz yersizmiş. Bugün geri gelip bize birkaç iğne yaptılar. İçinde ne olduğunu bilmiyoruz ama kendimizi çok daha iyi hissediyoruz. Ve tüm renkler çok parlak görünüyor. Aa, işe bak. Çok iyi ama yemek yok, yemek. Ölmeyin abi. Ne olur Mary Jane, bir tane bile olsa yemek getir ya. Bir yemeğe bile okeyim şu anda, öyle bir durumdayız. Tim iyileşti tamam biliyoruz. Ama yemeğim yok. Ses her kime aitse artık kurtuluşu imkansız gibi görünüyor. Bir dizi korkunç çığlık sesinden sonra radyo sessizliğe büründü. Bundan hemen önce endişeli bir kadın tam adını ve adresini söyledi. Acaba gidelim mi? Kadın ölmüştür, yemeklerini alırız. Git abi, zaten başka bir şansım yok. Beklersem öleceğim. Mary Jane geri geldi. Ne olur yemek, ne olur yemek. Yemek, 3 tane yemek. Ye. Afiyet. Susadınız mı bakalım. 2 tane de su getirmişsin, aferin. Çok susadı. Bir şey olmaz, 30. gün veririz sularını. Hepsine yemek veriyorum sadece. Ordu bir radyo yayını yaptı ve hepimizi çok şaşırttı. Kurtarma görevini erteledikleri yetmiyormuş gibi. Bir de tüm felaketzedelerin ateşli silahlarını bırakmalarını emrettiler. Bizde yok ki zaten. Sorun yok. 30. gün. Abi nasıl kurtulduk inanamıyorum ya. Yine mi? Abi bunlar yine niye hastalandı ya? Gerçekten yoruldum ya. Hepinize su veriyorum. Başka da bir şey vermeyeceğim. Ye şunları, iç. Ne yapıyorsan yap. Mary Jane sen dışarı çıkıyorsun. Kardeşler geri döndüler. Yorgun ve aç felaketzedeleri aralarını almayı ve onları iyileştirmeye devam ettikleri için grup her geçen gün büyüyormuş. Haritamıza bakmak istiyorlar. Tamam, baktıralım abi. Zarar vereceklerini düşünmüyorum haritaya. Evet, bir şey olmadı. Şimdi Ted hasta. Bu ikisine yemek vereceğim. Diğerlerine bir şey vermeyeceğim. Dışarıya Mary Jane'i yolluyoruz tabii ki. Çık bakalım kızım. 32. gündeyiz. Yemeğimiz var. İdare ederiz. Atlatırız bu hastalığı bir şekilde diye düşünüyorum. Bakalım. Ted zayıf görünüyor. Bir şeyler yemezse kötü olabilir. Uzun süredir bir şey yemedi. Timmy bir şeyler içmeli. Tamam Timmy, sana su veriyorum. Size de yemek veriyorum. Ya da Timmy'ye su... Neyse ver ya. Cebindeki şu parlayan şey nedir Timmy? Olamaz, mutant karıncalar Timmy. Hiç uğraşamayacağım. O yüzden anneni dinle ve şunları çöpe at. Dışarı at karıncaları. Timmy hiç istemese de böcekleri atmayı kabul etti. Ama hayvanlar onun cebinden kaçmayı başarınca oldukça saldırganlaştılar. Bir tanesi parmağını... Oh! Aferin, parmağını da ısırdı. Timmy de hastalandı. Oh! Harikayız ya. Timmy bir şeyler yemeli. Tabii yesin. Al, ye bakalım. Bitirdiniz yine yemekleri. Üstü başı kir içinde bir tüccar. Omuzunda aman aman. Abi, tüccara verecek yemeğim yok benim. Zaten yemeğim de yok. 34. gün. Yine hepimiz hastayız. Mükemmel. Ted zayıf görünüyor. Bir şeyler yemek istiyor. Yok abi, yemek yok. Veremem. Sığınağa gelirken yanımıza jilet almadık. Bazılarımız artık bir koca ayak gibi görünmeye başladı. Aman, görünün daha iyi. Balta kullanmayın. Ki zaten yok. 35. gün. Son yemeğimizi yiyoruz artık. Hemen bir şeyler içmesi gerekiyormuş. Evet, hepinize su verelim. Yemek yok. Heh, neymiş? Bunun karşılığında balta. Bunun karşılığında silah. Olur, gaz maskesini verelim abi. Silah alalım. Geri geldi Mary Jane. Umarım yemek getirmiştir.
bir tane yemek getirmiş. Yani hiç yoktan iyidir, ne diyeyim. İki tane su getirmişsin, teşekkürler. Mary Jane'e bir yemek verelim. Diğerlerine hiçbir şey vermeyeceğim. Dışarıya Mary Jane gidiyor. Epey zaman oldu ama radyoda ordudan bir mesaj daha yayınlandı. Onlarla buluşmaya bir kişi göndermemizi istiyorlar. Abi o zaman Timmy gitsin. Timmy daha dayanıklıdır. Bir şey olmaz Timmy'ye. 37. gündeyiz. Bakalım. Buluşmaya gittik. Ciddi görünümlü bir asker bize birkaç soru sordu, bazı notlar aldı ve bize geri dönüş yapacaklarını söyledi. Ulan insan iki kavanoz çorba verir ya. Bunlar yine yemek istiyorlar. Dolores hasta, herkes hasta. Şimdi dışarıya Mary Jane gidiyor tabii ki. Size bir yemek daha veriyorum Mary Jane, sana vermeyeceğim. Gidin bakalım. 38. gündeyiz. Mary Jane'i yine yolladık. Bakalım buradan nasıl döndüreceğiz oyunu ya da döndürebilecek miyiz? Bugün kimseye bir şey vermeyeceğim, yiyecek içecek. İnsan yeşiller içinde bir grubun kapıya gelerek zenginden alıp fakire verdikleri iddiasını duymayı hiç beklemiyor gerçekten. Bizim başımıza gelen olay işte tam olarak böyleydi. Bu soytarıları içeri alsak mı bizi epey eğlendirebilirler. Hayır. Kesinlikle almayın abi. Zaten iki tane suyum var. Birini daha kaybedersem hiç olmaz o iş. Şöyle bir bakalım. Bugün bunlara yemek mi versek acaba? Bugün hepinize su veriyorum, yemek yine veremeyeceğim. Timmy çok sıkıldığı için sürekli babasını rahatsız etti. Önce ebelemece oynamak istedi, şimdi ise saklambaca döndü ama bunların ikisi de bu kadar küçük bir sığınak için çok kötü fikirler. Ted oldukça keyifsiz ve yalnız kalmak istiyor ama Timmy vazgeçmiyor. Sessiz sinemaya ne dersin? Olur, oynayın bakalım, birazcık kafanız dağılsın. Biliyorum hastasınız ve açsınız ama yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Aferin. Ted oğlunun söylediği çizgi roman karakterleri adlarının hiçbirini bilemedi ve bu durum karşısında Timmy giderek daha da abartılı taklitler ve hareketler yapmak zorunda kaldı. Kollarını savururken raflardan birkaç şeyi devirdi ve sonunda pes etti. Aferin. Bugün şunlara bir yemek vereyim. Zaten son yemeğim. Yine Mary Jane'e muhtaç durumdayız. Dost canlısı arkadaşlarımız bugün gelip kampın neredeyse bitmek üzere olduğunu söylediler ama mekanı tam anlamıyla yaşanabilir kılmak için birkaç şeye daha ihtiyaçları varmış. Kampta çok fazla çocuk varmış ve şu anda evlerinin harabeleri arasında hüzünlü bir kovalamaca oynamaktan başka bir şey yapmıyorlarmış. Tamam, oyuncak olarak şu satrancı verelim, damayı. 41. güne geldik. Eksik bir dama setiyle oynamak bile çocuklar için nükleer çölde saklambaç oynamaktan daha iyi bir seçenektir. E tabi öyle. Ted zayıf görünüyor, bir şeyler yemezse sonuç... Abi yok, yiyecek yok, yiyecek. Zaten su ihtiyacınız da yok, o yüzden bir şey vermiyorum. Tam acınası bir akşam yemeği yiyorduk ki dışarıdan gelen bir taş satın almak ister misiniz diye soran kulak tırmalayıcı ses duyduk. Sesin eskiden kasabamızda yaşayan ihtiyar Jim'e ait olduğunu anlayınca sakinleştik. Abi taş almak istiyor musunuz? İstemiyorum ya, bırak beni. Vallahi saçma sapan bir şey teklif eder. Elimdeki mallardan olmak istemiyorum. Özellikle radyodan. Pazarlamacılara karşı gerçekten çok dikkatli olmak gerekir. Çünkü genelde insanlara böyle işe yaramaz şeyler satmaya çalışırlar. Hiçbir şey almadık. Ted çok zayıf görünüyor. Yemeğim yok. Su içmeli. Tamam. Sularını vereyim abi. Biraz rol yapma oyunu oynayıp sığınağımızda bir tiyatro grubu kurmanın harika bir fikir olduğunu düşündük. Bu kulübe Gök Gürültüsü Kubbesi adını verdik. Günün geri kalanını oyun için senaryo yazmakla geçirdik. Tamam, iyi yapmışsınız. Bir sıkıntı yok burada. 43. gün. Lütfen ölmeyin ve lütfen artık yemek gelsin. Mary Jane hala geri dönmedi. Açlıktan ölmek üzeresiniz biliyorum ama yapabileceğim bir şey yok. Kitap karşılığında balta, bunun karşılığında bu. Yani bilemedim ya. Kitap karşılığında balta olur. Balta işimize yarayabilir. Geri geldin. Lütfen yemek, lütfen yemek, lütfen yemek, lütfen yemek. Bir tane yemek. Tamam. Bu bizi biraz daha idare edecektir. İki tane de su getirmişsin, güzel. Şimdi hepsine yemek veriyorum. Dışarıya kim gitsin? Tabii ki Mary Jane gidecek yine. Timmy'nin doğum günüymüş bugün. Kendisine bir hediye verebilmeyi çok isterdik ama maalesef hiçbir şeyimiz kalmadığı için hediye veremeyeceğiz Timmy'ye. Ve bu psikolojilerini bir tık etkileyecek olumsuz yönde. Şimdi yine size bir şey vermiyorum ve Mary Jane'i dışarı yolluyorum. Git bakalım kızım, yine bize bir tane yemek getirmen lazım en az. Ama iki getirebilirsen harika olur. Tamam, bir şeyler içmeniz gerekiyor biliyorum. Size şöyle sularınızı vereyim, biraz daha dayanın. Kapıda biri var, ne dediğini anlayamıyoruz ama kapıyı deli gibi yumrukluyorlar. Haberler belki iyidir, belki de kötü. Kapıyı açsak mı? Aç gitsin ya, aç. Aç abi. Ölüyorsak da ölelim. Son. Öldük mü? Öldük mü? Öldük mü? Bu ordu mu?
Güvendeyiz. Nihayet güvendeyiz. Ordu bizi kurtarmaya geldi ve bizi bu cehennem çukurundan alıp götürdü. Burası bir süre için bizim yuvamız oldu ama bu minik sığınağı özleyeceğimizi söyleyemeyiz. Geleceğimiz parlak mı bilmiyoruz ama öyleyse umarım gökyüzünü aydınlatan başka nükleer füzeler atılmaz. Abi vallahi kurtulduk ve hiç beklemiyordum ordunun gelip beni bulmasını çünkü 44. gündeydik sadece. Evet. Daha öncesinde 60'ı falan gördük diye hatırlıyorum ben ve kurtulamamıştık hala. Ki ikinci senaryoyu da bayağı ilerlettik bak. Hani bir kamp için erzak falan bir şeyler verdik ya o insanlar da gelip bizi kurtarabilirdi. Ordu kurtardı. Bir de bilim adamı senaryosunu ilerlettik. Gelip bize iğne yaptı, iyileştik falan. Herhalde onun da devamı vardı ama biz bu iyi sona ulaştık. E bu da bizim için yeterli zaten. İlginç ya böyle... Bir şaşırdım yani çok sevinemedim çünkü şok oldum açıkçası 44. günde kurtulmayı hiç beklemiyordum. Üstelik bu kadar yemeksizlikle açlıkla boğuşurken kurtulmak beni epey bir şaşırttı açıkçası. Benim böyle ara ara canım bu oyunu çekiyor çektiğinde de oynayıp atıyorum. Umarım sizin de hoşunuza gidiyordur. Kendinize çok iyi bakın sizi seviyorum öpüyorum bay bay.